لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Derslerimizde zaman zaman diyoruz ki din duygusu ilk insan beşeriyetin büyük ve tek atası Hazreti Adem'le doğan insanlığın akışıyla devam ede gelen asil duyguların, ihtiyaçların başında gelir. Muhterem Müslümanlar, insanı insan eden, insanı Allah'a yaklaştıran, insanı ibadet ve taat ile yeşerten, ruhuna ve kalbine sürur, güç ve kuvvet veren din duygusudur. Dindar insan, Allah'ına inanan, Mevlasına bağlı olan, kitabı Kur'an'a sarılan Hazreti Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolunda yürüyen insan, hadiselere karşı mukavemetli olur. Hoşgörü sahibi olur. Kadere inandığı için kedere düşmez, yıkılmaz, mahvolmaz. Ecdadın tarih boyu zinde insanlar olarak yaşaması ve zaferden zafere koşması, 90 küsur 100 yaşında 32 dişinin pırıl pırıl kalması, gözünde gözlük kullanmaması, Üstad-ı Ekrem'imiz Hacı Haydar Efendi Hazretlerinde olduğu gibi cep Kur'an'ını loş karanlıkta şuraya oturur, namaza hazırlanırdı. Bazen bakması gerekirse gözlüksüz bakardı, şöyle tutardı Kitabullah'ı, cep Kur'an-ı Kerim'ini. 96 yaşlarında filan ahirete irtihal etti. Evet, şunu ifade etmek istiyorum. Gönlümüzde, her yönelişimizde sürur bulmak istiyor muyuz? Yıkanmış bir ruha sahip olmak istiyor muyuz? Allah bizimle her adım ve nefesimizde beraber olsun temennisinde bulunuyor muyuz? Din duygusuna, dinimize, İslam'ımıza sımsıkı sarılacağız. Dindar insanın ailesinde saadet olur. Dindar insanın kazancında halallık, işi ve muamelesinde istikamet bulunur. Dindar insanı, yine Müslümanlar, dindar olan insanlar daima severler, sayarlar, saygı duyarlar. Çünkü dindar insan yüksek ahlaka sahiptir. İslam'ın ahlakına sahiptir. Peygamber-i Zişan Efendimiz bu mevzuu işaret ediyor. El-İslamu husnul huluk. İslam güzel ahlaktır buyuruyor. Müslümanlar, İslam güzel ahlaktır. Şu halde cemiyet içerisinde melek gibi, hani bazen derler ya muhterem Müslümanlar, Rabbim ne güzel insan, melek gibi kişi derler. Niye böyle olmuştur o kişi? Dinine daha çok bağlı olduğu için. Müslümanlar, dinine daha çok bağlı olduğu için, İslam'ı daha çok yaşadığı için. Hatta şunu da buna ilave ediyorum.
Hocalarınızdan devamlı duyduğunuz hadisi şerif, ben de okuyorum sık sık. Kainatın fahri, innema bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak buyuruyor. Ben mekârimi ahlakı, mehasini efali, güzel huyları, yüksek hasletleri ve edepleri tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberim. Şu halde cemiyet içerisinde öyle her yönüyle tatlı insanlar, sevilen ve sayılan kişiler, dinine, peygamberine ve kitabına bağlı olan kişilerdir. Muhterem Müslümanlar, evet, insan din duygusuyla yeşerir, kemale erer dedik. Ve bu din duygusunda, ki din-i mübini İslam'da, müminlerin, Müslümanların uyacağı nizam, büyük adam olmak için, kamil insan olmak için, Allah'a kurbiyet için, Resulullah nezdinde sevgili bir Müslüman olmak için, din-i mübini İslam'ın anayasası olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılması, o hidayet kaynağına, o nur pınarına bütün varlığıyla yönelmesi, onu hayatına tatbik etmesi zaruridir. Nasıl ki muhterem Müslümanlar, beşeri sistemlerde bir anayasa oluyor, sonra da arşivler, dosyalar, raflar dolusu kanunlar yapılıyor. İslam'ın da anayasası Kur'an-ı Hakim'dir, Kitabullah'tır. Kitabullah'tır. Onun için bir Müslümanın İslam'da ve dinde şöyle demek gerekir, omurga olan nizam ve hükmü Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer bir kimse Kur'an'a sıkı sarılırsa, Kur'an'da söylenenler, buyurulanlarla amel ederse, ki Cenab-ı Hak dersimizin serlevhasını tezyin eden ayeti kerimede bakınız ne buyuruyor? Suretül Bakara'nın ilk ayeti, Estaizu billah, Elif lam mim, zâlikel kitâbü lâ raybe fîh, hüdellil müttakîn. Muhterem Müslümanlar, Elif lam mim hurufu heca diyoruz. Allah'la Resulü arasında şifredir. Fahrettin Razi tefsiri kebirinde 33 kadar tevil getiriyor. Elif lam mim'e tefsiri kebirinde 33 kadar mana, tevcih ve tevil getiriyor. Ben bunlardan sadece bir tanesini söyleyeceğim çünkü vaktim çok kısa oluveriyor. Elif, lafzayı celalin elifi, yani Allah demek. Lam, Cibril'in lamı, mim, Muhammed'in mimi, muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, Allah, Cibril, Muhammed, mukaddes, mübarek isimlerinin birinin baş harfi, ikisinin baş harfini, birinin son harfini almıştır. Allahu Subhanahu ve Teala enzelel kitabe bi vasıtati Cibril ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem manasındadır. Elif lam mim. Allah Teala Hazretleri Cibril vasıtasıyla bu muazzam, mukaddes, mübarek kitabı Resulü Muhammed'ine indirmiş ve göndermiştir. Elif lam mim'in 33 mani ve hakaik ve esrarından bir tanesi böyle. Zalikel kitabu la raybe fih. O kitap ki, yani Kur'an-ı Hakim, Furkan-ı Kerim ki, la raybe fih, onda Allah kelamı oluşunda kat'iyetle şüphe yoktur. Muhterem Müslümanlar, aşk eri Mevlana'mız bu manayı şöyle türlendiriyor, bakınız. Gerçi Kur'an ezlebi peygamber est, her ki güyet hak ne güfte kafir est diyor. Aşk eri böyle diyor. Gerçi Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Allah Resulü'nün dilinden okunmuştur. Tabi sahabe bile Cebrail Aleyhisselam'ı zaman zaman beşer suretinde,
Allah isteyince görmüşlerdir. Abdullah İbni Abbas Kabe-i Muazzama'nın üzerinde şöyle, tabiri caiz mi bilmiyorum, ayak kısmını görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz Cibril'i görenin son zamanında gözü ama olur diye buyurmuşlar. Oradan aldığı manevi ışık neyse muhterem Müslümanlar. Ya. Gözlerin, gönüllerin dayanamayacağı hakaik-i ilahiye nasıl peygamberler bu dehşete dayanıyor yüce Rabbim ya. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri Gâr-ı Hira'da 6 ay evvel, belki daha çok evvel çekilmiştir. Riyazata, zikre, fikre ve tefekküre devam ediyor. Azığını getiriyor. Peygamber Efendimiz gecikti mi? Hatice validemiz aşağı yukarı bir 6 kilometre falan. Cebeli Nur, muhterem müminler. Gâr-ı Hira, Cebeli Nur. Şöyle o yardan bakıldığı zaman, eskiden yüksek binalar yok. Kabe-i Muazzama hemen hemen ta Cebeli Nur, Gâr-ı Hira'dan görünüyor adeta Beytullah. Peygamber Efendimiz böyle bir yeri seçiyor inziva için. Rabbisiyle baş başa zikir, fikir, tefekkür, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin azametini düşünmekle bir yöne doğru, bir büyük tecelliye doğru kendini hazırlıyor. Hatta muhterem Müslümanlar, geçenlerde mutalaam esnasında Hazreti Hatice validemiz Peygamber Efendimiz'e azık getirirdi dedim de hatırlayıverdim. Cenab-ı Cibril geliyor. Ya Resulallah, Allahu Zülcelal size selam ediyor. Hatice'ye de selam ediyor. Allah'ın ve Cibril'in benim selamımı Hatice'ye tebliğ et diye buyuruyorlar. Böyle bahtiyar bir hanım. Muhteremler. Mekke-i Mükerreme'nin incisi. Mekke-i Mükerreme'nin incisi. Peygamber Efendimiz 25 yaşında, kendisi 40 yaşında. Cemal Kutay gibi emsali bazı roman yazarları Hazreti Hatice için de bir kitap yazmışlar. Orada böyle güzel güzel tabirler kullanmışlar muhterem Müslümanlar. Yaşı 40'tı ama kendisi kendine güvenen hanımlardan daha edepli, daha terbiyeli, daha güzel, görünüm itibariyle daha çok neşe verici, asil bir müminler annesiydi diyor muhterem müminler. Evet, bütün fedakarlığını her şeyiyle Peygamber Efendimizin yoluna döşedi, halı döşer gibi. Ve de Gâr-ı Hira'ya gidip geliyor, Peygamber Efendimiz'e azık getiriyor. Sözü uzatırsam gene her şey kalacak muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz 6 ay kadar vahyi rüyada alıyor Cenab-ı Hak'tan. 6 ay kadar mukaddime olarak Cenab-ı Hak kendisini hazırlıyor. Rüya halinde arştan inen envar-ı ilahi pır 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 Peygamber Efendimiz'in mübarek ruhuna ve kalbine işrak ile aksedilmek suretiyle vahyi batini, vahyi kalbi diyoruz muhterem Müslümanlar. Bukhari-i Şerif'in ilk bahsi vahiy bahsidir ve vahiy bahsinin ilk ifadesi bu. Evvelü ma büdi'e bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel vahiy er-rüya's-sadika er-rüya's-saliha fekâne la yara rüya illa câet misle felak-ı subuh. Ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine nübüvvet ve risaletin ilk 6 ayında vahiy rüyada gelirdi diyor. Peygamber Efendimiz bir şeyi rüyada gördü mü kuşluk vaktinin güneşi gibi çıkardı diyor. Tabir bu. Fekâne la yara rüya illa câet misle felak-ı subuh. Şafak vaktinin, kuşluk vaktinin aydınlığı gibi olduğu gibi çıkardı. Vaazda benden defaatle dinlediniz muhterem Müslümanlar. Onun için müminlerin anneleri veya sahabeden bir kişi Peygamber Efendimiz'i uyurken uyandırmazlardı. Niye? Çünkü rüyasında da vahyin gelişi munkatı olabilir, inkıta uğrayabilir, kesilebilirdi. Evet. Ya.
rüyası bile dünyaları doldurup ahiretleri taşıran en büyük insan. Rüyaları bile dünyaları doldurup ahiretlere taşıran en büyük insan. Dua ediyorum ya Rabbi, bizi ve kıyamete kadar neslimizi Hazreti Muhammed'in nur, ahlak, edep yolundan, iş ve amelinden ayırma Allah'ım diyorum. Muhterem Müslümanlar, konumuz, mavzumuz Kur'an olduğu için Gâr-ı Hira'ya da kadar çıkmış olduk. Artık birkaç cümleyle tamamlayacağım inşallahu teala. Peygamber Efendimizin 40 yaşına tam basışı, 6 aylık rüyadaki vahiy alemi tamamlanmış oluyor. Onun için Resul-i Zişan Efendimiz Er-Rüya Sadika Cüz'ün min sitretin ve erba'ine cüz'ün minen nübuvve. Sadık ve salih bir rüya, şeytan ve nefis dünya karışmayan bir rüya, salih adamın gördüğü salih bir rüya, nübüvvetin, peygamberin, vahyinin 46 cüzde bir cüzüdür diye buyuruyorlar. Sadık bir rüya, sahih bir rüya, nübüvvetin, risaletin 46 cüzde bir cüzüdür. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahira ayetindeki büşra, onlar için müjde vardır, büşra vardır fil hayati dünya ve fil ahira. Ahirette de cennetler, nimetler ve cemaller muhterem Müslümanlar. Bu büşrayı müfessirlerden bazıları da yine sadık ve salih rüyaya tefsir etmişlerdir. Ama kıyametin kurbunda rızıklar karışıyor. Müslümanlar, duyuyor musunuz? Kıyametin kurbunda rızıklar karışıyor, lokmalar karışıyor, kanlar karışıyor, kalpler karışıyor, dimalar karışıyor, muamelat, her şey birbirine karışınca öyle kuşluk vaktindeki gibi aydın ve sadık rüyalar artık görülmez hale geliyor. Çünkü rüyanın üç çeşidi vardır en az. Rahmani rüyalar, nefsani rüyalar, şeytani rüyalar diyoruz muhterem Müslümanlar. Elimizdeki kitaplar böyle rüyayı üç kısma ayırıyor. Nefsani rüyalar, nefsine mağlup olan insanın hep nefsini düşünen ve nefsinin itaatine, zilletine, kulluğuna giren kimselerin gördüğü rüyalar. Rabbimiz nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Muhterem müminler, tembih üstüne tembih. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle min zalik diyor. Ya Rabbi, göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma diyor. Daha az da olsa. Masum insan, önü de sonu da kabzayı kudrette, ismette insan, böyle olduğu halde bu hakkın ve hakikatin içerisinde ümmetine talim için böyle dua ediyorlar. Ben sohbetlerde Medine'de de Konya'da da dostlara tembih ederim. Bu duayı ezberleyin günde birkaç defa. Hiç olmazsa elinizi namazdan sonra kaldırdığınızda Allahu Zülcelal'e bu duayla dua edin. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle min zalik. Ya Rabbi, beni göz açıp yumuncaya kadar ve bundan daha az zaman da olsa nefsime bırakma diyor. Kim? Ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Sure-i Yusuf, Cenab-ı Yusuf aleyhisselam Kur'an diliyle ve ma ümer überri'u nefsi innen nefse le emmâratun bissûi illâ ma rahime rabbi diye böyle dua ediyor. Ve ma überri'u nefsi, ben nefsimi kusur ve hata ve maasiden kendim tezkiye ve tebliğ edemem. Zira nefis şiddetle kötülüğü emredicidir. Ancak Allah'ın rahmetiyle kuşattığı kullar müstesna. Şimdi siz bizim halimizi düşünün muhterem Müslümanlar. Yani nefsine güvendi mi bir kimse battı demektir. Allah korusun.
benlik ve enaniyete yöneldi mi? Tabir biraz ağır tabir ama belasını buldu demektir o kimse muhterem Müslümanlar. Evet. Kulağınızda devamlı çınlasın. Bir kimse nefsine uydu mu, nefsine güvendi mi, nefsinin dediğini tutmaya başladı mı, belasını buldu demektir. Halası mümkün değil. Hani rehberi kılavuzu karga olanın akıbeti şudur derler ya muhterem Müslümanlar, nefsini kılavuz kabul edenler tehlikeli yoldalar. Onun için biz Allah'ımıza sığınıyoruz. Ya Rabbi bizi nefsimizin şerrinden muhafaza et diye. Göz açıp yumuncaya kadar mahveder muhterem müminler. Bakınız İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhul Beyan'daki tabiri. Çok eskiden mutalaam esnasında görmüştüm. Bir veli manevi kemalatıyla semavata yükselse diyor. Bir insan manevi kemalat ve haliyle semavata yükselse bir nefeslik enaniyet kendisini esfele safiline baş aşağı indirir diyor. Bir nefeslik enaniyet kendisini eğer Allah tutmazsa, Cenab-ı Hak korumazsa, Allah'ın tevfik ve inayeti yardımcısı olmazsa bir nefes kendisini alâ-i illiğinden esfele safiline baş aşağı indirir diyor. Gençler, tabii ihtiyarlar da var. Gençler diyorum ama muhterem Müslümanlar, ya 70 yaşına girip de oğlum şu televizyonu aç bakalım allı morlu biraz seyredelim diyor hocam. Sigarayı yakıyor, ayak üzerine de atıyor, hanım çayı da demliyor. Ondan sonra bilmem ne televizyonunun dansözlerini seyretmeye öyle bir dalıyor ki gece yarıları oluyor. Ya. Sonra hacemin sabah namazında cemaatte yok artık da farza kalkacağı da belli değil artık. İhtiyar adam tabii. O titreşimin karşısında yıkılıyor, mahvoluyor. Darılma bana. Vaka bu, hadise bu, realite bu, gerçek bu. Gerçek bu. Peygamber Efendimiz sahih hadislerden öyle diyor. Dünyanın ömrü bir saat kalsa itratimden bir er çıkacak, arz üzerini Cenab-ı Hak o saati uzatacak diyor. Arz üzerini iman, edep, ahlak ve ihsanla dolduracak diyor. Rabbim bize o günü görmeyi lütfeyle Allah'ım. Lütfeyle. Niye korkacağız o güne ermekten muhterem Müslümanlar? Nur günü, sürur günü, aşk günü, iman günü, arşın bütün mani ve fazailinin arza indiği gün, gönüllerin mana ve ilhan çiçekleriyle bezendiği, dimaların ilahi aşk ve muhabbetle nurlandığı, manevi kandillerin kainatı aydınlattığı, dünyada zulmün ve kötülüğün kalmadığı bir alem. Niye istemeyeceğiz o günü? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gâr-ı Hira'da Cenab-ı Cebrail heyeti asliyesiyle geliverdi. Yaşı 40. Peygamber Efendimizin risalet yaşının başlangıcı 40 biliyorsunuz. Fahri kainatın tarifiyle bir kanadı şarkı, bir kanadı garbı tutuyordu. Öyle acayip bir dehşetle. Allah'ın Resulü o güne kadar Cibril'i görmediği için o haliyle, ondan sonra ikinci defa Sidre-i Münteha'da gördü. Ra'itü Cibril'i inde sidreti aleyhi sittü mi'eti cenah. Cibril'i Sidre-i Münteha'da Miraç gecesinde gördüm. 600 kanadı vardı diyor. 600 kanadından bir tanesiyle 5 pare, 10 pare, 100 pare şehri kaldırıp baş aşağı getirme gücüne sahipti diyor. Bir tanesiyle 600 kanadından Lut kavmini 5 pare veya şu kadar şehir ve köyüyle kaldırıp baş aşağı getiriyor. Halen Lut gölü
Ammanla Kudüs arasında birkaç defa önünden geçtik. Başına kadar da vardık muhterem Müslümanlar. Acı bir suyu var. Azap suyu olduğu belli. Deniz seviyesinden 345 metre aşağı. Deniz seviyesinden 345 metre aşağı. Evet. O gün bugün kavmi Lut'in ya muhterem Müslümanlar. Çok garip muhterem Müslümanlar. Tarihe tekerrür demişler. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Tarihe tekerrür demişler. Koca Akif öyle diyor. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? İstanbul ve İzmir gibi yerlerde, büyük şehirlerde, inşallah Konya'mızda görmedik diyeyim muhterem müminler. İnşallah Konya'mızda görmedik diyeyim. Erkekler entari giymişler, kollarında bilezik, kulaklarında küpe, dudaklarında boya ile sokakta geziyorlarmış. Biz oyuz diye. Cemiyeti daha çok yıkıcı muhterem Müslümanlar. Gençleri daha çok tahrip edici ve günahın şirkten sonra en büyüğüne teşvik edici. Şirkten sonra en kötüsüne. Geçen cumada söylemiştim. Şarani Şadırvan'da alınan abdestlerin abdest suyunun rengi ve kokusundan günahı, cinayeti bilirim diyor. Keşfen bilirim diyor. Günahlar içerisinde en kötü günah lutiliktir diyor. Kadınlaşmış erkek fahişelerinin işlediği ve işlettiği günahtır diyor muhterem Müslümanlar. Ve kavmi Lut'u batıran da bu günahtır. Rabbimiz memleketimizi muhafaza buyursun. Muhterem müminler, Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleri bizi ve cemiyetimizi en razı olduğuna iletsin diye dua ediyorum. Oldu mu? Başka fazla bir şey söylemenin zaten faydası yok. Arşın sahibine niyaz ediyorum. Dua yükseltiyorum. İstidâ veriyorum. Ya Rabbi bu 65 milyonu, bu 1,5 milyar İslam alemini başındakilerle beraber en doğruya ilet diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Cibril'i o dehşetiyle görünce Gâr-ı Hira'da muhterem Müslümanlar bayıldı. Tekamül tedricidir. Açık vahyin, Cibril'in gelişinin ilki olduğu için vücud-u Muhammedi, istidad-ı Ahmedi takat getiremedi. Cibril'i o dehşetle görünce bayıldı. Cenab-ı Cibril suret değiştirdi. Peygamber Efendimizin en çok seveceği bir şekil ve ses olarak da en çok hoşlanacağı bir sautle onu kucakladı, okşadı ve kaldırdı. Peygamber Efendimiz gözünü açtı. Karşısında öyle bir sima ki, hani Konya'mızın tabiriyle bakan bir defa değil, 1000 defa daha bakmak ister. Böyle bir veşi münevver. Nur içerisinde bir varlık. Ve Peygamber Efendimiz'e İkra ya Muhammed diyor. İkra ya Muhammed. Oku ya Muhammed diyor. Peygamber Efendimiz o güne kadar bir üstad önüne oturmamış, bir medreseye devam etmemiş, yazıp çizmemiş. Allah onu öyle yetiştirecekti. Medreseyi ahadiyetten Cibril'iyle veya vasıtasız vererek kainatın göz bebeği ve tek mürşidi kılacaktı. Bunun sebebi de şu muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'e yazı yazmak haramdı. Yazı yazmayı bilirdi. Manastırlı İbrahim Hakkı merhumun ifadesine göre Allah-u Zülcelal Hazretleri kendisine manen bazı kimselere sefir olarak Peygamber Efendimiz göndereceğinde İran'a, Turan'a, falan yere, falan yere yarın sefir olarak mektuplarımı götüreceksiniz dediği zaman onlar oranın lisanını bilmiyorlardı. Yatıyorlar, sabahleyin kalkıyorlar ki İngilizce'den Farsça'ya kadar bütün dilleri öğrenmiş kalkıyorlar. Muhterem Müslümanlar, yattım hafız olarak kalktım diyen selefimiz var. Yattım sabahleyin hafız olarak 6666 ayatı ezberlemiş olarak kalktım diyen selefimiz var. O 24 saatte ezberleyip hafız oldum diye gelenler var. O ayrı şey. Bunların başında İmam-ı Şatıbi geliyor.
Büyük gari muhterem Müslümanlar. Evet, yani sözü uzatmış oluyorum tabii. İlahi kudrete göre bunlar fazla üzerinde durmaya değmez. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ya, niçin yazmadığı, niçin bir üstadın önüne oturmadığı, niçin bir rahle-i tedriste ilim tahsil etmediği meselesi şöyle izah edilmiştir. Zira Ebu Cehil ve hempaları hazır dururdu. Ne diyecekler? Zaten alim adamdı, katip adamdı. Kur'an'ı kendisi yazdı. Onun kitabıdır. Allah'tan gelmesine ne lüzum var diye verdiler ve selam. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'i Cebrail tuttu diyor. Kur'an'dan bahsediyoruz ya zaten. Bugün böyle bir giriş oldu artık. Allah böyle sevk etti. Evet efendim. Peygamber Efendimiz'i tutuyor. İkra ya Muhammed deyince Peygamber Efendimiz ma ene bi kari'in. Ben okuyan bir kimse değilim. Böyle bir sıktı. Hatta hasale minniyel cehd. Bayağı son takatıma varıncaya kadar sıktı Cebrail kardeşim diyor. İkra ya Muhammed ma ene bi kari'in. Üçüncüsünde yine sıktı. İkra ya Muhammed. Peygamber Efendimiz yine ma ene bi kari'in buyurdular. Estaizu billah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekramüllezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâlem ya'lem. Kur'an-ı Kerim'den ilk nazil olan 5 ayeti kerime. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, kıymetli kardeşlerim, 6000 küsur ayatı ilahiden Gâr-ı Hira'da Cibril'in getirdiği ilk 5 ayeti kerime oku diye başlıyor. Oku diye, oku diye. Çocuk yaştasın oku, genç yaştasın oku, delikanlı oldun oku, bayağı yaşlandın oku, ihtiyarsın yine oku, yine oku, yine oku. Çünkü Allah'ın Kur'an ayetlerinin ilkinde emri ve fermanı sübhanisi. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. Yaratan Rabbin ismiyle adıyla oku ki ya Muhammed, insanı kan pıhtısından yarattı. Bidayette topraktan. Halakal insane min salsalin kel fahhali ve halakal canne min maricin min nar fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Suretur Rahman'a bakayım. İnsanı balçık olarak. Evet efendim. Hem de 7 kudretimle yaptım diyor. Evet. Ya Cenab-ı Hak 7 kudretimle, bizim bu eller gibi değil muhterem Müslümanlar, yanlış anlamayın. Bu eller, bu diller, Mevlamız bunlardan milyarlar defa münezzehtir. Onunki kudret manasındadır. Evet, 7 kudretimle onu yarattım, yaptım topraktan. Şeytan o zaman muhterem Müslümanlar Azazil adı. Öyle denilir. Azazil adı. Arz üzerinde secde etmedik yer bırakmamış. Adı Azazil. Tefsiri Kurtubi'ye göre 80 bin sene gölgesinde secde etmedik ağaç koymamış. Öyle ibadet etmiş. Adı Azazil. Sonunda Allah'ın bir defa emrine muhalefet, Adem'e secde et emrine muhalefetinden dolayı iblis denmiştir. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş mahluk manasındadır. Ve şeytanı racim, dergahı izzetten taşlanarak kovulmuş. Bu yani manevi taşlama manasındadır. Allah kendisinden uzaklaştırarak lanetini üzerine yükleyip ve kendisini arza indirmiştir. Muhterem Müslümanlar, bidayeti halinde bu ibadetinden dolayı cennete raf edilmiş, meleklerin abisi haline, tabiri caizse muhterem Müslümanlar, meleklerin hocası, meleklerin örneği, numunesi olacak kadar ibadet etmiş. Onun için ne abidliğe, ne zahitliğe, ne ilmi marifete, ne şuna, ne buna güvenmeyeceğiz muhterem Müslümanlar. Allah'a güveneceğiz.
Hani Akif bu manaya yakın olarak ne diyordu? Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Nefsimize değil, Allah korusun, Allah'a dayanacağız, Allah'a itimat edeceğiz. Muhterem Müslümanlar, Adem Aleyhisselam böyle balçıkla yaratılmış ya, balçık olarak yaratılmış, henüz daha ruh nefkedilmemiş. Tefsirlerin yazdığı cilvelerden iblis bir baş ucuna geçiyor, bir ayak ucuna geçiyor. Evet. Kendisini tek adam gördüğü için Allah korusun, büyük tehlike. Müslümanlar, büyük tehlike. Sakın ola ki insan ben deyip de kendini herkesin üstünde görmesin. Haset başlıyor, kıskançlık başlıyor. Haset ve kıskançlık o kimseye büyük belalar getiriyor. Bunların başında acazil, şeytan, iblis, muhterem Müslümanlar. Adem de gelip de benim işime, benim halime, benim nimetime ortak olacak diye hasedi oradan başlıyor, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından. Ve diyor ki Ruhul Beyan sahibi tefsirinde, Adem Aleyhisselam'ın göbeğine tükürdü diyor. Adem Aleyhisselam'ın göbeğine tükürdü iblis diyor. Cenab-ı Hak Cibril'e emrediyor, onu oradan al ya Cibril. Oradan iblisin tükrüğüyle biraz da toprağından, çamurundan Adem'in geliyor. O çamur parçasından kelbi, köpeği yarattı Cenab-ı Hak diyor. Onun için köpek uykuyu çok az uyur, saharlerde veya işte uyanık olacak zamanlarda uyanık olur, Cibril'in parmağından diyor. Adem Aleyhisselam'ın toprağı var, insanlara onun için yakındır, insanların içindedir diyor. Muhterem müminler, sözü gene uzattı. Evet, Allah'ımdan niyaz ediyorum, evvela beni affetsin, sonra da cümlemizi affetsin inşallah. Evet, şuradan çıkardım meseleyi. Rabbin adıyla oku ya Muhammed, ki o yaratıcıdır, yarattı. Kimi? Na insanı uyuşuk kan pıhtısından. Bidayette ve nefaktu fihi min ruhi, Rabbimiz kendi ruhumdan yani kudretimden ruh nefkettim diyor. Hazreti Adem Aleyhisselam Allah, Allah, Allah diyerek doğruldu ve beşeriyetin ilki olarak, beşeriyetin atası olarak Rabbisini zikirle dizinin üzerine geliverdi muhterem Müslümanlar. Ey canım hocam, toprağa hiç can verilir de böyle olur mu? Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim Yasin-i Şerif'in son sayfası ve ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْاِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ. Müşrik eline kemiği alıyor, çürümüş kemiği, müşrik kafir böyle ufalıyor. Bu mu dirilecek diyor. Ya Muhammed, mahşer var diyorsun, kıyamet var diyorsun, dünyanın ötesi var diyorsun, mizan var, terazi var, haşir var, sırat var, cennet var diyorsun. Bu mu tekrar dirilecek diyor. Ve nesiye halka, halbuki ise bidayetteki hilkatini unutuyor diyor. Nasıl yaratılmıştır onu unutuyor. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٍ. Muhterem Müslümanlar, rahmi maderde iki su birleşiyor. Bağışlayın. Rahmi maderde iki su birleşiyor erkekten ve kadından. Ve ancak mikroskopla insan tohumu görülebiliyor. Bir damla meninin içerisinde sayısız insan tohumu mikroskopla görülebiliyor. Hey yüce kudret, hey, 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 hey. Ya. Mikroskopla görülen tohumlardan iki tanesi dişi ve erkek, biri diğerinin içerisine girerek mayalanıyor. Mikroskopla görülebilen ancak o tohumdan fatihler, yavuzlar, kanuniler, 124 bin enbiya ve Hatemül Enbiya vücuda geliyor. Sübhane men tehayyara fi sun'ihil ukul, sübhane men bi kudretihi ya'cizül fuhul. Ziya Paşa öyle diyor. Sübhane men tehayyara fi sun'ihil ukul, sanatında akılları hayrete düşüren, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbi Zülcelal'im. Ve bu kudretle,
bütün fuhulü, yani en yüce akıl ve tefekkür sahiplerini hayrette bırakan yüce Mevla kudretiyle. Rabbim bizi kendine çek, bizi bizden al, Yunus'un dediği gibi senden yana sal Rabbena diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, İslam, Kur'an, ikra, bismi rabbikellezi halak, halakal insana min alak, ikra ve rabbukel ekramullezi alleme bil kalem, allemel insana ma lem ya'lem. En kerim olan Rabbin adıyla oku ya Muhammed ki insana kalemle bilmediğini öğretti. İnsana kalemi halk ederek bilmediğini öğretti. Muhterem Müslümanlar, tabii Kur'an mevzumuz olduğu için Kur'an'a girişi bu dersimizde mevzumuza, konumuza baş tacı yapmış olduk ve cemaatime, Müslüman kardeşlerime, Konya'nın bahtiyar halkına, Kapı Camii'nin mesut Müslümanlarına şunu söylemek istiyorum ve sormak istiyorum. Bir din ki daha gelirken oku ve okumak ve yazmaktan bahsediyor. Bir din ki, duyuyor musunuz Müslümanlar? Bir din ki Kur'an'ın 6000 küsur ayatının ilki Gâr-ı Hira'da Muhammed'ine Allah'ın ilk kitabı İkra diye başlıyor. Sonra ve rabbukel ekremullezî allama bil kalem. En kerim olan Rabbin adıyla yine oku ki insana kalemle bilmediğini öğretti. Ya Rab. Onun için Müslümanlar, eğer kendinize kıydıysanız Akif'in dediği gibi, Allah'ınızın aşkına evladınıza kıymayınız. Eğer kendinize kıydıysanız darılmayın bana. Eğer cahil kalındıysa evladınıza kıymayınız, yavrularınızı okutunuz. Evet. İlmin bütün dallarında, ilmin bütün dallarında, sema ilmi, kozmografya, astronomi, ilmi heyet, felekiyat, bu ilmin 4 tane adını söyledim size. Muhterem Müslümanlar, arziyat, jeolojiye varıncaya kadar, ruhiyat, psikoloji, muhterem Müslümanlar, pedagoji, terbiye ilmine varıncaya kadar, yani dünyada asli isimler bunlar, hatırınız için söylemiş oldum. Muhterem müminler, bütün ilimlerde yavrularınız Tahir hocanızın, kardeşinizin size çok açık ifadesi ve rica ediyor sizden hocanız, yavrularınız ilmin her çeşidinde Avrupa'daki, Amerika'daki ilim adamlarından daha önde, daha üstün, daha uyanık, daha mahir, daha faal, daha muhlis, Allah'ına kul, peygamberle ümmet, milletine karşı en yararlı ve faydalı unsur olarak yavrularınızı yetiştiriniz muhterem Müslümanlar. Çünkü cehalet İslam'ın ve insanlığın en büyük düşmanı muhterem Müslümanlar. Ya. Yalnız burada şunu ilave ediyorum. Mahzı bilgi sahibini kurtarmaya kafi değildir. Vahyin ışığına, Allah'ın tevfikine şiddetle ihtiyaç var. Mahzı bilgi, sadece okumak, kitap devretmek, hatta yazmak, piyasaya sunmak kafi değildir. Allah'ın buyruğunu tutacak muhterem Müslümanlar, Resulullah'ın getirdiğine sımsıkı sarılacak, ibadet ve taat ve kulluk da en öne sıçrayarak nur yumağı memleket evladı olarak etrafını irşad edecek, hakka iletecek diyorum. Muhterem Müslümanlar, ben mevzuya, konuya dönmüş oldum tekrar. Estağfirullah. Elif lam mim. Allahu Zülcelal Cibril vasıtasıyla Hazreti Muhammed'e, evet, kitabı kerimi Kur'an'ı indirmiştir. Zalikel kitabu la raybe fi, o kitapta kat'iyetle şüphe yok, Allah'ın kelamıdır. Başımızın üzerine koyduğumuz, dudaklarımızı yapıştırdığımız, ruhumuzla kucakladığımız, hayatımız boyu elimizden bırakmadığımız, beşeriyetin selamete kavuşması için tek nizam olarak. Ya, bir Amerika'ya ilerliyorsunuz, okuyun ya Müslümanlar, Allah'ınızın aşkına gazeteleri okuyun kuzum, bu mevzuda yazılan eserleri, risaleleri okuyun. Her dakikada bir ırza geçildiği,
her 3 dakikada bir adam öldürüldüğü, her 5 dakikada bir ev soyulduğu ve hakeza ve hakeza. Bugün Amerika diye gidip akıl aldığımız yeri Allah'ınızın aşkına risaleler ve yazılardan, muharrilerin, namuslu ve şerefli muharrilerin kaleminden okuyunuz. Bir İngiltere'ye geliniz muhterem Müslümanlar. Hyde Park'ından tutunuz bilmem arka mahallelerine varıncaya kadar şerefsizlik ve adiliğin sokaklardan aktığını göreceksiniz. Bir falan yere gidiniz, bir falan yere geliniz. Farazan muhterem Müslümanlar. Şimdi bütün bunların içerisinde biz milletlerin ve ümmetlerin en şereflisi olarak ufkumuzu açıp gayemize yetişmek istiyoruz muhterem Müslümanlar. Küntüm hayra ümmetin. Bak bizim için Kur'an ne diyor mümin kardeşim? Bizim için Kur'an ne diyor bakınız? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs. Te'murûne bil marufi ve tenhevne anil munkar ve tu'minûne billah. Bakınız muhterem Müslümanlar, biz Kur'an'da nasıl ümmetmişiz? Sizler öyle bir ümmetsiniz, dinine, imanına, aşkına, kitabına, Allah'ına, peygamberine bağlı öyle bir ümmetsiniz ki insanlar için örnek olarak çıkarıldınız. Bütün bir beşeriyet için, 5,5 milyar için tafahri kainattan bugüne kadar uhricet linnâsi, insanların içerisinden böyle çıkar, insanlar için çıkarılmış, kendilerine Hazreti Muhammed gönderilmiş, üzerlerine Kur'an indirilmiş, sahabe gibi güzide insanlarla, müştehitler gibi büyük alimlerle, Mevlana'lar, Muhyiddin Arabi'ler, İmam-ı Rabbani'ler, Bayezid Bastami'ler, Cüneydi Bağdadi'ler, efendim Hacı Bayram-ı Veli'ler, Akşemseddin'ler, Molla Husrev'ler, Molla Gürani'ler gibi nice ilmi varlıklarla irşad edilmiş muhterem Müslümanlar, insanlık için çıkarılmış bir ümmetlisiniz. Bakınız bizim vasfımız neymiş muhterem Müslümanlar Kur'an'da? Te'mirûne bil marufi ve tenhevne anil munkar ve tu'minûne billah. Her şeyden evvel Allah'a inanan, Allah'tan gelene inanan, sonra da yaşadığı müddetle iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir ümmetsiniz. Ya Müslümanlar, duyuyor musunuz? Aziz kardeşler. Ya şu milletin, şu necip milletin, şu aziz milletin, şu ilahi ve Rabbani ve Muhammedi ümmetin en ciddi vasıflarından evvelkisi Allah'a iman, ki onunla beraber Resulü ve kitabına iman tabii beraber. Sonra te'murûne bil marufi ve tenhevne anil munker. İyilikle emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz. Hepimizin vazifesi muhterem Müslümanlar. Hepimizin vazifesi. Devlet kanunlarıyla, efendim maddi güçleriyle milletini iyiliğe emredecek, kötülükten men edecek. Şimdi eğer vaktim olursa, ki herhalde Kur'an-ı Kerim'e asıl mevzuma, ayet Sure-i İsra'daki ayetlere dönersem göreceksiniz. Cemiyetin damarlarını kurutan kötülükleri Kur'an-ı Kerim Sure-i İsra'da nasıl sıralıyor ve haram kılıyor muhterem Müslümanlar, göreceksiniz. Evet, o kitaptaki şüphe yoktur. Evet, Cenab-ı Hak buyuruyor. Hüdellil müttekin, müttekiler için hidayet kaynağıdır, en doğru yoldur. Hüdellil müttekin. Muhterem Müslümanlar, müttekiler için, Allah'tan korkanlar için Kur'an-ı Kerim hidayet kaynağıdır. En doğru yoldur. Gönüllere nur verir. Zulmetleri parçalar ve aydınlatır. Ruhları yıkar ve pırıl pırıl hale getirir. Dimaları hidayet ve tevfik nuruyla, gümüşüyle, altınıyla kaplar. Ne kafada kötü fikir, ne kalpte şeytani vesvese katiyen kalmaz. Muhterem Müslümanlar, Rabbi Zülcelal'imiz bize Kur'an-ı Hakim'in nur havuzunda günde birkaç kereler yıkanarak temizlenmeyi nasip etsin inşallah. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dönelim. Kur'an-ı Kerim için bir iki hadis-i şerif okuyalım. Asıl Sure-i İsra'da eğer girebilirsem ne ala, yoksa gelecek Cuma'da göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim beşer için mahvedici, yıkıcı, yok edici, tarihlerden, sayfalardan, kitaplardan ve toprağın üzerinden silici kötülükleri birer birer nasıl sayıyor
ve Müslümanları menlediyor, insanları iyiliğe çekiyor, göreceğiz. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın Resulü, yani biz Kur'an-ı Kerim'i söylemekle bitiremeyiz muhterem Müslümanlar. Ben her dersimde size söylüyorum. Şairimiz öyle diyor. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Efendim, ağaçlar kalem olsa, okyanuslar mürekkep olsa, güzelin, o güzel Kur'an'ın ahsenül hadis muhterem Müslümanlar. Ahsenül hadis. Kur'an da öyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor. Kur'an-ı Kerim dünyadaki gelişten geçmişe, ezelden ebede bütün sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim muhterem Müslümanlar. Ahsenül hadis. Rabbim bizi Hazreti Kur'an'ın yolundan ayırma diye dua ediyoruz Halik-i Zülcelal'imize. Peygamber Efendimiz Kitabullah için, Kur'an'ımız için öyle diyor. El-Kur'anu şafi'un müşeffa'un mahilun musaddakun men cealehu emamehu kadehu ile cennet ve men cealehu halfe zahrihi sâkahu ile nâr. Kur'an-ı Kerim mahşerde şefaat edecektir. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Kur'an'a gönül verip dört elle sarılıp hayatına mürşit kılan, nur kılan, rehber kılan müminleri, Kur'an'a tabi olanlar için mahşerde Kur'an, diğer bir hadisle bu manayı açacağım, mahşerde şefaatçi olacaktır. Müşeffaun, Allah tarafından şefaati de kabul edilecektir. Ya muhterem Müslümanlar, yine ders mukaddimede kaldı aziz cemaat. Arkası gelecek derste gelevan ola inşallahu teala. Ama ben şu sözü tamamlayayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle buyuruyorlar. Kur'an-ı Kerim mahşerde şefaat edecektir. Dünyada Hazreti Ömer'lere, Sıddık-ı Ekber'lere, milyonlara ve milyonlara, hatta milyarlara şefaat ettiği gibi dünyada yollarını gösterip hidayete çektiği gibi asıl mahşerde sahibi Kur'an'ı, Kur'an okuyanı, Kur'an'la amel edeni tuttuğu gibi Müslümanlar. Ben size zaman zaman latif ediyorum ya, hani hocalar cemaati cehenneme, ateşe götürürdü? Vallahi öyle değil. Yanlış söylüyorlar muhterem Müslümanlar. Evet, ben devamlı imkanı olsa sırtımda taşırcasına milyarları cennete götürmek istiyorum. Ve rahatsız olduğum halde yaşım da 70. Muhterem Müslümanlar, yine huzurunuza her cuma geliyorum, terliyorum, yoruluyorum. Niçin? Siz cennete giresiniz diye Allah'ım şahit. Ateşle ne işimiz var Müslümanlar? Ateşle, azapla ne işimiz var? Dünyada tükenmeyen saadete eresiniz, ahirette sonu gelmeyen nimetlere mazhar olasınız diye kürsüdeyim muhterem müminler. Evet, mahşerde Kur'an-ı Kerim saliklerini elinden tuttuğu gibi cennetin ortasına ve cemal alemine. Mahilun musaddakun, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah ve Resulü ve meleklerince tasdik ve onaydan geçmiş kelamullah olduğu muhterem Müslümanlar ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim şikayetçi de olacaktır. Ya Kur'an-ı Kerim şikayetçi de olacaktır. Hadisin şerhlerine bakınız muhterem müminler. Hiçbir el onları kabzayı kudretten artık kurtaramayacaktır. Bir kimse için Kur'an-ı Kerim şikayetçi oldu mu mahşerde? Onu Peygamber Efendimiz gibi 124 bin enbiya birleşseler kurtaramayacaklar kabzayı kudretten. Bunu böyle söylüyorum. Ama muhterem müminler, şunu söylemek istiyorum. Men cealehu emamehu kadehu ile cennet. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i önünde, elinde, yönünde, bizim Hafız Hayrettin gibi dilinde ve kalbinde tutarsa eğer, 6000 küsur ayatı ilahiyeyi daha henüz yumurcaklık çağında, Balıkesir'de 6 yaşında hafız olan kızlarımız var.
bazı Düzce'de, Hendek'te, Adapazarı'nda falan oluyor bu. Konya'mızda da 8-10 yaşında, bir seferinde 8 yaşında bir yavrumuz Mekke-i Mükerreme'de Beynel İslam Kur'an müsabakasında birinci oldu. Müsabaka kazandı. 8 yaşında muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'i işlek okumada, ki kelam-ı ilahinin mucize oluşunu bu da gösteriyor. Böyle olunca bir kimse Kur'an'ı elinde, önünde, yönünde tutar da huzurullah'a varırsa doğrudan doğruya cennete, doğrudan doğruya nimete, doğrudan doğruya saadete, doğrudan doğruya bitmez ve tükenmez Cenab-ı Hakk'ın müjdelerine, nimetlerine, devletlerine ve cemali ilahi. Ve men cealehu halfe zahrihi, bir kimse eğer Kur'an-ı Kerim'i arkasına atarsa, Allah'ınızın aşkına bir televizyonunuza, radyonuza kulak verin, gazetelerinizi okuyun. Falan yere bomba kondu, 5 kişi öldü, 15 kişi yaralı. Falan yere dinamitlendi, şu kadar işte yıkıldı, tahribat var, milyarlar zarar, yandı, yıkıldı, şu kadar ölü, bu kadar. Memleket adeta cadı kazanı gibi kaynıyor. Evet muhterem Müslümanlar. Ya ey necip millet, hep beraber gelin Allah'a dönelim de Rabbimize tövbe edelim. Cenab-ı Hak bizi bu kötülüklerden korusun, kurtarsın, salaha ve insan olmanın şerefine yükselsin. Öyle olunca yarın inşallah gelecek cuma Kur'an-ı Kerim'de men edilen kötü şeyleri göreceğiz. Bunlar topyekun aramızdan kalkacak ve cennet vatan haline gelmiş olacağız inşallah. Ne sayesinde? Kur'an gölgesinde ve sayesinde ve nurunda, Hazreti Muhammed'in himmetiyle, büyük duası ve manevi yardım ile, Allah'ın tevfik ve inayetiyle inşallahü teala. Müslümanlar, son söz, biliniz ki şu pörsümüş, rengi kaçmış, perişan olmuş yaşantıyla saadete ermek mümkün değildir. Tarihi izzetimize kavuşmak için tarih boyu büyük satvetimiz ve saltanatımızı Mevla'nın tekrar iadesi için Allah'a kulluk, Mevla'ya ubudiyet, Kur'an'a sarılmak, Hazreti Muhammed'in neşesiyle yeniden taptaze bir mümin ve Müslüman olmamıza şiddetle ihtiyaç var. Yüce Rabbim bizi tevfikinle en doğruya ilet. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapılmak nasip ve müyesser eyleyen. Hakkı hak bilip hakka itibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleyen. Şeriatı garra-i ahmediye-i Muhammediye temessük ve itibalarımızı yevmen feyevma müzdad eyle. Cümlemize ve bütün inanmış kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.